Herkese merhabalar. Hepinizin merak ettiği bir konudan bahsedeyim şimdi. Gürcistan'a nasıl gidilir? Gürcistan'a gitmek için önce Karadeniz bölgesine gelmeniz gerekiyor. Eğer birkaç çıkışı var gerçi. Bu çıkışlardan en büyük olanı Sarp sınır kapısıdır. Artvin Hopa ilçesine geliyorsunuz. Hopa'dan sonra Kemalpaşa ilçesine geçiyorsunuz. Şu an geçtiğimiz yer Kemalpaşa ilçesi. Kemalpaşa'dan hemen sonra da Hopa Sarp sınır kapısı vardır. Sarp sınır kapısının hemen ötesi de zaten Gürcistan değerli arkadaşlar. Çok kolay bir geçiş. Hemen sağ tarafımızda da İstanbul Bazar var arkadaşlar. Burada gösterirsem İstanbul Bazar Alışveriş Merkezi. Buraya da oldukça fazla yabancı turist gelip alışveriş yapar. Örneğin İran'dan, Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan, Gürcistan'dan birçok kişi gelip burada alışveriş yapar. Tabii pandemi ciddi etki yarattı burada. Pandemiden dolayı o eski sayılar tabii yok. Sayılar şimdi daha az. Şu an Sarp sınır kapısına bayağı bir yakınız. Burası Türkiye'nin kuzeyde bittiği son nokta. Yani sıfır noktasına yaklaşmış bulunmaktayız. Evet, Kemalpaşa'nın son tüneline çıkıyoruz. Birkaç tünel geçeceğiz, ardından Sarp sınır kapısına geleceğiz. Evet, gördüğünüz gibi Sarp sınır kapısına iyice yaklaştığımız için tır kuyrukları da başladı. Şunu söylemiş olalım. Türkiye ihracatının büyük bir bölümü, yani özellikle de Kafkasya bölgesine Artvin'de bulunan Sarp sınır kapısından yapılıyor. Gürcistan üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla görmüş olduğunuz bu tırlar, dünyanın her tarafından gelen tırlar bu bölgeden Kafkasya'daki ülkelere geçmiş oluyor. Evet, görüyorsunuz otomobiller var, sıfır otomobiller. Bunlar da tırların üzerine yüklenerek bayağı bir geziyor. Aslında bu da başlı başına bir konudur. Otomobiller satılmadan önce birçok ülke geziyor, ardından satılacağı ülkeye gidiyor. Bunun detaylarını da başka videolarda anlatabiliriz, neden böyle yapıldığını. Ülkeler ithalat ve ihracatlarına katkı sunuyormuş böyle yaparak. Örneğin 01 BMW 5-6-7 ülke gezdikten sonra en son satılacağı ülkeye gidiyor. Evet, bu arada sınır kapısına iyice yaklaştık. Artık zannediyorum son tünel ve çıkışta Sarp sınır kapısı gümrük bizi karşılayacak. Evet, gümrüğün her tarafını böyle yavaşça size göstereceğiz. Bakın, tırlar, yaya geçişi, otomobiller için geçiş, ayrıca tırlar için geçişler var. Burası Sarp sınır kapısı değerli dostlar. Kafkasya'ya gitmek için buradan çıkıyorsunuz, Gürcistan'a buradan geçiyorsunuz. Şimdi Türkiye tarafına döndük. Gürcistan'dan çıktığınızda da şöyle bir camimiz var burada. Ardından kolluk kuvvetleri ve devamında döndük. Şimdi Hopa yönüne doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. Evet, böyle. Gürcistan'a geçmek kısaca böyle. Bu arada Gürcistan'a geçmek istiyorsanız şu an iki tane aşınız olmuş olmanız gerekiyor. Ve geçmeden yaklaşık bir 24 saat önce de PCR testinizi yaptırmış olmanız gerekiyor. Negatif çıkması gerek testinizin. Ardından Gürcistan'a rahatlıkla geçebilirsiniz. Kapıdan geçerken Türk vatandaşları için pasaporta gerek yok. Hala o geçiş uygulaması var. Kimliğinizle Gürcistan'a geçebilirsiniz. Geçişte de 50 TL gibi bir para ödüyorsunuz Türkiye tarafına. Gürcistan'ın tarafında böyle bir şeyi yok. Para talebi yok. Girişler ücretsiz. Ama tabii paramız Gürcistan'da da çok değersiz. Çarpı 3 olarak düşünün. Gürcistan lirası de Türk parasına göre epeyce kıymetli bir para. Evet, herkese iyi yolculuklar arkadaşlar. Gürcistan'a geçmek isteyenler, kısaca görmüş oldular Sarp sınır kapısı nasıl bir yer, Gürcistan nasıl geçilir.